Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiğimiz Sağlık Ajandası programına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bugün programımızda küresel boyutta hem yetişkinlerde hem çocukluk ve ergenlik döneminde önemli bir sağlık sorunu olan obeziteye yer vereceğiz. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Alper Sönmez şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Hocam, sosyal hayatımızda aslında sıklıkla duyduğumuz bir kelime obezite. Ama obezitenin tam olarak tanımı nedir? Bize açıklayabilir misiniz? Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Obezite çok genel manada vücutta yağ dokusunun artması demek. Evet. Obezite bir hastalık demek aynı zamanda. Evet. Bunun altını şunun için çiziyorum. Evet. Obeziteye bir hastalık denme kararı oldukça yeni. Bir duruma hastalık demezseniz onu riskli kabul etmiyorsunuz demektir. Onunla ilgili önlemleri de almak için gerekli davranışlarda bulunmayacaksınız demektir. Obeziteyi artık bir hastalık olarak tanımlıyoruz. Evet. Burada da bazı ölçüler kullanıyoruz. Yani hani kime obezite hastası diyelim? Evet. Beden kitle indeksi diye çok yaygın kullandığımız bir ölçüt var. Herkesin boyunu, kilosunu rahatlıkla ölçebilirsiniz. Ve bu ölçüm üzerinden vücut ağırlığını kilogram cinsinden, boyunuzun metre cinsinden karesine bölerseniz karşınıza bir değer çıkar. İşte bu değerin 18'in altında olması zayıflık, 25'in üstünde olması kiloluluk ya da fazla kilolu olma hali, 30'un üstünde olması da obezite hastalığı denilen duruma işaret eder. Bu ölçüleri kullanırsak, evet, genel olarak karşımızdaki kişiye ait bir tanımlama yapma şansımız artar. Zayıf yapılı, çelimsiz kişilerin bazen karnı olur. Evet. Siz ona zayıf dersiniz ama karın çevresini ölçerseniz oldukça geniş bir karın çevresi bulabilirsiniz. Dolayısıyla bel çevresi ölçümünü de yapmak doğrudur. Doğrudur. Alper Bey, obezitenin nedenleri nelerdir? Vallahi Yağmur Hanım, obezite aslında bizim modern hayatımızın bir komplikasyonu. Obezite tam da içinde bulunduğumuz, işte artık eskisi gibi hareket etmemizi engelleyen bir sosyal çevrenin doğurduğu bir sonuç. Evet. Aslında obezite bir denge sorunu elbette. Aldığınız ve harcadığınız enerjiyle ilişkili bir şey. Giderek daha fazla miktarda daha çok enerji alıyoruz ve daha az enerji harcıyoruz. İşin kötüsü, başka faktörler de bazen buna katkıda bulunuyor. Mesela atalarımıza göre biz gün döngüsünü daha uyumsuz bir şekilde yaşıyoruz, evet, ya da yaşamıyoruz. Hava kararınca uyuyup aydınlanınca uyanmıyoruz. Evet. Geç vakitlere kadar uyanık kalıyoruz. Bu oldukça önemli bir sorun. Evet. Uyku uyanıklık döngüsü bizim hormonal salgılarımız için çok gerekli. Bir başka sorun, üretim sırasında daha uzun ömürlü olsun diye gıda katkıları çok kullanılıyor. İçme sularının içinde saklandığı pet şişelerin veya bu tür plastik alaşımların suya veya besinlere geçirdiği kimyasallar bizim iştah merkezimiz üzerinde de olumsuz etki yapıyor. Bunların hepsi maalesef obeziteye katkıda bulunuyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Evet. Obezite hastalığı ailesel yatkınlık gösterir. Altında bir genetik yatkınlık vardır. Fazla beslenmeye neden olan bir modern kültür, hareketsiz hayat bunun altında yatar. Evet. Peki az önce de değinmiştik. Obezitenin yol açtığı sağlık sorunları. Çok önemli sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor obezite. Detaylı bilgi alabilir miyiz Alper Bey? Bütün dünyanın sağlık harcamaları kronik hastalıklara gidiyor artık. Ve kronik hastalık dediğimiz hastalıkları saydığımızda tip 2 diyabet, hipertansiyon, lipid bozuklukları, bunların neden olduğu kardiyovasküler hastalıklar, evet, kalp krizi, inme gibi, Alzheimer gibi, pek çok kanser, yağlı karaciğer, buna bağlı kronik karaciğer hastalıkları. Bunların hepsinin zemininde obezite var. Obezitenin olmadığı bir dünyada kronik hastalıklar ya yoktur ya da çok azdır. Dolayısıyla
Obezite aslında merkezde duran bir neden olucu faktör olarak bakılabilecek önemli bir sağlık sorunu. Sağlık sorunu. 2017 yılı Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nda ülkemiz 19 yaş ve üzerindeki bireylerin %30'undan fazlasının obezite hastası olduğunu ortaya koyuyor. Bu oranı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok üzücü buluyorum. Evet. Bu oran üzerinden yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü 2018 Ağustos'unda bir rapor yayınladı ve dünyada, Avrupa'da ne yazık ki obezitenin en yoğun görüldüğü ülke olarak Türkiye'yi bildirdi. Tam da bu noktada aslında bakanlığımız tarafından önemsenen bir konu haline geliyor obeziteyle evet. Mücadele. Özellikle çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi konusu bakanlığımız açısından da önemli biliyorsunuz. Çocuklarımızın sağlıklı kiloda olması ve o kiloyu koruması için annelerin ve babaların neler yapması gerekli? Ya anladım. Şimdi gerçekten obezite çocukluk çağında da artıyor. Rakamlar, Sağlık Bakanlığı'nın araştırmaları giderek çocukluk çağı obezitesinin arttığını gösteriyor. Bunu engellememiz lazım. Ve de her alanda engellememiz lazım. Herkese görev düşüyor. Evet. Elbette ki Sağlık Bakanlığı üzerine düşen görevi yapıyor, Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Mesela çok önemli okul kantinleri projeleri çıktı. Okul kantinlerinde sağlıksız gıdaların tüketilmesiyle ilgili önemli engeller kondu. Veya okul çevrelerindeki sağlıksız gıdaların satılmasına engeller getirilmeye çalışılıyor. Bunlar önemli adımlar. Burada bunları yeterli hale getirmek için aile desteğini de sağlamak lazım. Çok gördüğümüz bir sorun. Obezite, demin de ifade ettik, ailesel geçişli bir hastalık. Bu sadece genetik geçişle değil, aynı zamanda alışkanlık geçişiyle de mümkün. Bir aile düşünün ki, anne baba oturmuş televizyon seyrediyor. İçeride de çocuk bilgisayarla oynuyor. Evet. Şimdi o anne baba haftada bir gün çocuklarını zorla bir spor etkinliğine, bir yerlere götürüp başında bekliyorlar. Alıp geri geliyorlar. Evet. Yani böyle bir spor anlayışı olmaz. Anlayış evde değişmeli. Öncelikle anne baba, ebeveyn kendisi sporcu, evet. Kendisi sağlık bilincine sahip insanlar olmalı. Bir başka sorun bizim kültürümüzde şudur. Biz sevgimizi yemekle birleştiririz. Kutlamalarımız hep yemekle beraber evet, olur. Evet, sofralar önemlidir. Sofralar önemlidir. Kültürümüzde. Doğum günü pasta demektir. Evet. 8-8-16 kişi bir halı sahada 2 saat koşar. Canları çıkar, sonra bir tepsi baklava yerler. Evet. Yani şimdi yemeği bir kutlama aracı olarak görmekten vazgeçmek, yemeği bir ödül olarak görmekten vazgeçmek özellikle çocuklarımız için çok önemli. Çocuklar daha yetişirken ne yazık ki çok sayıda reklam taarruza maruz kalarak sağlıksız beslenmelere doğru bir eğilim gösteriyorlar. Anne baba bunu körüklerse, yani şunu yap sana, bunu alacağım tarzı. Ya da bir market alışverişinde onun arzu ettiği özellikle de şekerli, kalori değeri yüksek ama besin değeri olmayan gıdaları alarak bunu körükleyebilirler. Bu bilince sahip olmak lazım. Peki sağlıklı kiloda kalmak, obeziteden korunmak için neler yapmalıyız? Toplumsal platformda bir sonuca ulaşmak için aileden, bireyden evet. Başlayıp işte bu bilinci yaygınlaştırmak. Daha çocuk çağda sağlıklı beslenmenin önemini benimsetmek çok önemli. Evet. Elbette herkese görev düşüyor. Devletin çeşitli kademeleri bununla ilgili zaten inisiyatif alarak çeşitli önlemler alıyorlar. Ama yapılacak çok şey var elbette. Örneğin yerel yönetimlerin ulaşımda bisikleti devreye sokabilecek önlemleri alabilmesi, evet. Hijyenik yollar, güvenli bisiklet yolları kurmak son derece önemli bir motivasyon. Yani hareketi arttırmak. Elbette. Hareketi arttıracak her türlü aktivite çok önemlidir. Çeşitli örneklerini görüyoruz. Ülkemizde de yapılıyor. Evet. Bu ve bunun benzeri. Yani insanların sağlıklı hareket etmeye yönelik aktivitelerini onlara arttırıcı işlerde bulunmak.
Evet. Bunun için biz deriz ki genellikle hastalarımıza, danışanlarımıza, mümkün olduğunca günlük hayatınızda hareketi artıracak şekilde yaşayın. Evet. Örneğin aracınızı en yakına değil, en uzak otoparka park edin ve yürüyerek gidin gelin. Toplu taşımayla gidiyorsanız bir durak önce inin ve yürüyerek işinize gidin. Asansör kullanmayın gibi çok çeşitli şeyler söylenebilir. Evet. Bakanlığımızın da bu alanda bir kampanyası var biliyorsunuz. Evet, adım her kampanyası. Her gün 10 bin adım kampanyası, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve teşvik etmek adına. O konuda ne söylemek istersiniz? Ben bu konuda müsaadenizle hem vatandaşlarımıza evet. hem de bizi izleyen meslektaşlarımıza iki mesaj vermek istiyorum. Tabii. 10 bin adım projesi kendi çalıştığım kurumda son derece bilinçli ve ısrarlı bir şekilde uygulanır. Ve biz hastalarımız bize getirdiği zaman bakayım kan sonuçlarına demeden önce ver bakalım pedometreni, ver bakalım akıllı telefonunu görelim deriz. Bize gelmeden önce hastalarımız adım sayılarını artırmak için son derece büyük gayret ederler. Hekim meslektaşlarım lütfen hastalarınızın adım sayar kullanmasını sağlayın. Ve onlara günde 10 bin adım atmaları için yeterli desteği, gayreti, motivasyonu verin. İnanın büyük fayda elde edeceksiniz. Bizi dinleyen hastalarımıza da veya vatandaşlarımıza da şu söylenebilir. 10 bin adım kabaca 1 saati geçen hızlı tempolu yürüyüş demektir. Günlük hayatınızda aktivitelerinize ilave olarak 1 saati geçen yürüyüş, hızlı tempolu bir yürüyüş yapın. 10 bin adıma yakın attığınızı göreceksiniz. Bunu başarırsanız hem obezite hem de bunun neden olduğu kronik metabolik hastalıklardan kurtulmanız son derece mümkün. Alper Bey, pek çok obezite hastası da bu sorunu aşma konusunda oldukça karamsar aslında. Ne içsem yarıyor, ben zayıflayamam, bizim ailede genetik gibi bazı düşüncelerle obezitede tedavi konusunda biraz çekimser kalıyorlar ve karamsarlığa düşüyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Obezite tedavi edilebilir bir sağlık sorunu mu? Obezite tedavi edilebilir bir hastalık. Evet. Ama bunun için hazırlıklı olmak veya bir ekip olmak çok önemli. Evet. Çünkü çok da kolay değil obezitenin tedavisi. Bizim hastalarımızın pek çoğunun geçmişinde başarılı kilo veriş dönemleri ve araya giren bir takım sorunlar nedeniyle geri dönüşler çok yaşanır. Dolayısıyla esas olan zayıflamak değil, zayıf kalabilmektir. İşte bunu sağlayabilmek için de az önce obeziteye neden olan faktörleri görüşmüştük hatırlıyorsanız. O faktörlerin hepsinin insanın hayatından giderilmesine çalışmak lazım. Evet. Yani mesela şunu söyleyebilirim. Çok ilginç araştırmalar var. Sıra arkadaşınız obezite hastasıysa veya eşiniz obezite hastasıysa bu size fazla kiloluk olarak yansıyabiliyor. Yani obezite bu manada da bir alışkanlıkların bulaşması hastalığı. Dolayısıyla obezite tedavi edilebilir ama obeziteyi tedavi etmeye kalkan kişiler, merkezler sadece obezite hastasını değil onun çevresini de dikkate almalıdır. Dolayısıyla o hastaya yaklaşırken onun çevresinde kimler kilo fazlalığına sahip, evet. kimlerde sorun var. Onlara bakmak lazım. Obezite tedavisine yaklaşırken o kişi de obeziteye ne yol açmış ona bakmak lazım. Nadir de olsa bazı hormonal hastalıklar vardır mesela. Araştırılıp ortaya konduğunda tedavi edilmesi mümkündür. Hastalarımız hatta bize hep gelir, bunu bilirler. Evet. Bunların başında hipotiroidi gelir. Benim hipotiroidim var, acaba ondan dolayı mı obezite hastasıyım diye. Hipotiroidi bir miktar kilo aldırır ama çok şiddetli obeziteye yol açmaz. Veya başka Cushing hastalığı gibi bir aşırı kortizon salgılama hastalığı da buna yapabilir. İşte hastayı değerlendirmek lazım. Evet. Tedavi edilebilir mutlaka ama bu tedavi ekibinin içerisinde evet. bilinçli bir merkezde bilinçli bir doktor evet. Çevresinde o hastayı şefkatle, ilgiyle, dikkatle takip edebilecek
hemşire, diyetisyen, psikolog ona nasıl bir egzersiz yapması gerektiğini anlatabilecek bir egzersiz uzmanı mutlaka olması gerekir. Tam da bu noktada obezite hastaları tedavi olmak için hangi kurumlara başvurmalıdır? Türkiye'de 57 milyon erişkin var. Bu 57 milyon erişkinin %32'si obezite hastası, yani 20 milyon kişi. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı son yıllarda bu konuyla ilgili önemli adımlar attı. Birinci basamakta, ikinci basamakta, üçüncü basamakta obezite hastalarını tedavi etmek için inisiyatifler gerçekleştirdi. Her basamakta obezite hastalarının izlenmesi mümkün. İlk başvuracakları hekim, aile hekimi. Ondan sonra durumlarına, eşlik eden sorunlarına, komplikasyonlarına göre merkez hastanelere yönlendirilmeleri mümkün. Evet. Alper Bey, halk arasında çok sık duyduğumuz bazı konular da var tedaviyle ilgili. Hatta internet üzerinden web siteleri var biliyorsunuz. İlaç dışı yöntemler, çeşitli bitkisel ürünler sürekli obeziteyle mücadelede tavsiye ediliyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Yağmur Hanım, bu ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Aslında dünyada da önemli bir sorun. Bir ilacın bir hastaya verilebilmesi için o ilacın çeşitli deney aşamalarından geçmiş olması, ondan sonra gönüllü denekler üzerinde çalışılması, etkinliğinin yararının anlaşılması ve ondan sonra reçetelendirilmesi gerekir. Evet. İlaç dediğimiz şey bu. Ama sosyal platformlarda, basın organlarında bazen, internet üzerinde sıkça gördüğümüz ve pazarlanan bu ürünlerin hiçbiri bu ilaç tanımına girmiyor. Üzerlerinde şey yazıyor, tamamen bitkiseldir, hiçbir zararı yoktur. Evet. Bitkisel demek, zararı yok demek değildir. Biz çok sayıda bitkisel ürün yüzünden karaciğer hasarı geliştirmiş, böbrek yetmezliği geliştirmiş hastaları her gün tedavi etmek zorunda kalıyoruz. Obezitenin tıbbi tedavisi mümkündür. Ama bu tedavi ajanları dünyada ve Türkiye'de onaylı olarak kullanılmaktadır. Bunların bir hastaya uygun olup olmadığını anlamak için uygun hekimler bunu değerlendirebilir. Bunun ötesinde mucize tedaviler, işte önce sonra fotoğrafları çok yaygındır. Evet. Öyleydim, böyle oldum. Bunlar gerçekten doğruluk payı olmayan, kandırıcı şeyler ve de maalesef oldukça yüksek miktarda halkımız bunlara bazen para ödemekte, asla önermem. Alper Bey, obezite cerrahisi hakkında neler söylemek istersiniz? Obezite cerrahisi ile ilgili nasıl bir yönlendirme yapmak gerekli? Şimdi Yağmur Hanım, demin de söz ettiğimiz gibi bir obezite hastasını tedavi ederken kullanacağımız sıralı yöntemler var. İşte alışkanlıklarını değiştirmek. Varsa hayatında onu depresif bir bozukluğun içerisine iten faktör, onu ortadan kaldırmak, yeme davranışını düzeltmek gibi sıralı işler var. Bu sıralı işler için öncelikle uğraşmak gerekir. Çünkü bunları yapamazsınız. Cerrahiye verdiğiniz hasta bir süre sonra tekrar kilo olacaktır. Bunları yaptığınız halde yeterli kilo vermemiş hastalara bu sefer de obezitenin tıbbi tedavisi ile ilgili yapılacak işler var. Demin bitkisel ürünlerden söz ettik ama gerçekten ilaç olarak kullanılacak, ülkemizde de halen kullanımda olan ürünler var. Bunlar obezite merkezleri tarafından hastalara verildiği takdirde ve de takip edildiği takdirde önemli başarılar elde ediyoruz gerçekten. Ama öyle hastalarımız var ki biz onlara ne yaparsak yapalım, tıbbi tedaviyle bile yeterli kilo verdiremiyoruz veya hiç kilo verdiremiyoruz. Evet. Böyle durumlarda bariatrik cerrahi tabir edilen obezite cerrahisi önemli bir seçenek. Obezite cerrahisi için kimler uygun adaydır diye belki bir soru aklınıza gelebilir. Evet. Obezite cerrahisi, bu konuşmamızın başında söz ettiğimiz beden kitle indeksi ölçütleri üzerinden çok aşırı kilolu sınıfına giren, beden kitle indeksi 40'ın üzerindeki hastalarda, evet,
Diğer yöntemler eğer yarar sağlamadıysa kullanılması uygun olabilecek bir çaredir, tedavi yöntemidir. Bazı hastalarda vardır ki beden kitle indeksi 35'in üzerindedir ve kontrolü güç diyabet hastasıdır veya kontrolü güç hipertansiyon hastasıdır. Evet. Bunlarda da obezite cerrahisinin faydası görülür. Bunlar için öneriyoruz. Şimdi ülkemizin önemli sorunlarından bir başkası da nasıl sosyal medya ortamlarında, internet sitelerinde bu bitkisel ürünler pazarlanıyorsa maalesef cerrahi yöntemlerin de pazarlandığına tanık oluyoruz. Bir cerrahi yöntem bu şekilde pazarlanamaz. Cerrahi yöntem ancak bir obezite merkezinde, evet, tedavi ve takip altında olmuş bir hastada yeterli başarı sağlanamadıysa gerçekten yetkin, etkili, sertifikalı, ehliyetli merkezler tarafından o cerrahlara hasta gönderilirse mümkün. Burada sorun şöyle oluyor bazen. Ülkemizde böyle obezite merkezleri kuruldu Sağlık Bakanlığı tarafınca ve bunların danışma kurulları içerisinde bu ameliyatları yapan cerrah meslektaşlarımız da var. Birlikte değerlendiriyoruz. Evet. Bu durumu, bir gerekliliği. Ama bazen hastalarımız bütün önceki basamakları aşıp ben direkt cerrahi olmak istiyorum, bu işten kurtulmak istiyorum diyor. Bu çok uygun bir şey değil. Bir ikincisi de cerrahi yöntemlerin ne olduğu çok belli. Bütün dünyada onayı olan, güvenle yapılabilen belli başlı bir iki tane cerrahi yöntem vardır. Ülkemizde de bunların kullanılmasını biz hep öneriyoruz. Ülkemizdeki meslek örgütleri, Türkiye'deki işte genel cerrahların çatı örgütleri de bunları öneriyor. Ama bazen görüyoruz ki çok onaylı olmayan, İşte biz öyle değil böyle bir yöntemle çok güzel yapıyoruz gibi bir takım reklamlar var. Bunları kanmamak, bunların engellenmesi çok önemli. Bir de halk arasında yağ aldırma, işte ben yağlarımı aldırdım diye bir şey vardır. Evet. Liposuction yöntemi çok geçmişte kullanılırdı. Artık hiç önermiyoruz. Çünkü onların bir takım işte emici cihazlarla emilip alınmasının hiçbir faydası yok. Hatta zararı var. Ben buradan bizi izleyen değerli halkımıza da söylemek isterim. Bu tür yöntemler artık tarihe karıştı. Böyle bir yöntem yok obezite cerrahisi için. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizimle paylaşmış olduğunuz değerli, kıymetli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi günler dilerim. Değerli izleyenler, bugün stüdyomuzda önemli bir halk sağlığı sorunu olan obeziteye yer verdik. Yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın.